Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni gelen etkinliğimizde Cadılar Bayramı ile alakalı bir şey vardı. Şimdi parka gideceğim. Size bunları göstereceğim hemen neler olduğunu. Park girişimizde neler var? Neler yapılıyor falan. Şimdi bu şekilde. Aslında park hoş. Ben parkı sevdim. Park güzel. Burada turist fotoğrafı diye, fotoğrafları görüntüle diye bir şey var. Ekstra hiçbir şey yok. Sen her gün saat 8'de burada bir tane boss çıkıyor. Yalnız boss'ta silah dayanıklılığınız gidiyor. Haberiniz olsun. Ona göre. Birinci olduğunuz zaman hemen parktan göstereceğim onu. Şu şekilde ödüllerini. Ödüllerde birinci sıraya bu şekilde veriyor. Kabak şampiyonu veriyor 2 ile 5'e. Hasar ödülü olarak 8K hasar attığınız zaman size şu ödülleri veriyor. Kabak hazine sandığının içerisinden de Cadılar Bayramı şekeri çıkıyor ve dolar çıkıyor. %90 büyük olasılıkla yazmış kendileri de zaten. Dolar çıkıyor. Yenilgi ödülü. Son vuruşu yaptığınız zaman kabak avcısı alabiliyorsunuz. Günlük bunlar. Günlük olarak alabiliyorsunuz başlıkları. Bu şekilde park girişi. Hemen götüreyim ben buraya kendimi. Şu yan tarafta gördüğünüz gibi nişan alanı var. Buradan zombilere vuruyorsunuz. Oyuna katıl dediğinizde krediye ne kadar krediye ulaşmanız lazım? 400 puana ulaştığınız zaman tüm ödülleri alabiliyorsunuz. Ödüllerimiz bu kadar zaten. En iyi nişancı. Raid buradan puan almış demek ki. Şu anda bir başlığı var onun da. En iyi nişancı başlığı. 1211 yapmış. Kaç kişilik bir liste bu? 50 kişilik bir liste. Sıralamayla alakalı bir şey veriyor mu? En yüksek dereceli 10 oyuncu sıralama ödülü alır diyor. Sıralama ödülüyle ilgili herhangi bir şey vermemiş ama. 3 kere girebiliyorsunuz zaten. Şimdi devam ediyorum. Parkımızda başka neler varmış göstereceğim. Şöyle atlı karıncamız var. At. Hop. Ya ekstra bir olayı yok. Sadece gidip biniyorsunuz bu şekilde. İndim buradan. Burada sızma var. Sızmaya girebiliyorsunuz. Zombi oluyorsunuz. Sızma ödüllerini gösterelim hemen size. Bu şekilde sızmanın ödülleri de gördüğünüz gibi her gün girebiliyorsunuz. Sıra ödülü varmış. Sıra ödülünü de sadece dolar veriyor. Fotoğrafı görüntüle diyor. Önemli nokta. Ayrıca bir yarışma tarzı bir şey. Roller coaster gelmiş buraya. Roller coaster çok güzel. Şimdi size hemen bineceğim. O nereye gidiyor? Beni bekle. Hayır, in. En öne binmek istiyorum ben ya. Evet, en öne biniyorum. Görüşümüzü bu şekilde de yapabiliyoruz. Saniye sürüyor. Sol yukarıda zaten yazıyor ne kadar süreceği. Sınır çok hızlı olmuş. Çok hızlı olduğu için fazla anlaşılmıyor ne oldu. Bitince de atıyor. Bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Ben de seni alkışlayayım hemen. Bir de alkışlayalım. Parkımızda başka ne var? Hemen şu arka tarafa gideceğim. Burada bir tane piyano sahnesi var. Buradan herkes piyano çalabiliyor. Ödül verelim. $50 verebiliyoruz. Kazansın, yazık.
orada çalıyor sabahtır. Dönme dolap var. Dönme dolaba binebiliyoruz yine. Dönme dolabında hiç ekstra bir olayı yok. Sadece böyle biniliyor. Yakalayamadı beni. Biri beni yakalamaya çalışıyordu. Geçemedim ötekine. Gençler, bu arada şunu söyleyeceğim size. Bal kabağı geldiği zaman onu öldürüyorsunuz ya, etrafında bal kabakları oluşuyor. Bal kabaklarını toplamanız lazım. 5 tane toplayabiliyorsunuz. 5 tane de sandık veriyor size. O 5 sandığın içerisinden de tekrar şey alabiliyorsunuz. Para çıkıyor veya dolar çıkıyor. Şimdi buranın amacı ne, onu anlatacağım hemen size. Buraya böyle bir tane gölet getirmişler. Göletin içerisinden palyaço balığı ve vatoz tutabiliyorsunuz. Tuttuğumuz palyaço balığı ve vatozdan çok güzel yemek yapılıyor. Training'den hemen göstereyim onu size. Izgara manto vatozu diyor. Hastalıklılara verilen, insansız canavarlara verilen ve vahşi hayvanlara verilen hasar %10 artıyor. Hepsi aynı yemekte ve kriz şansı veriyor 2,5. Çok güzel bir yemek. Gerçekten çok güzel bir yemek. Bunun için günde 50 tane balık tutabiliyorsunuz burada. Tuttuğunuz 50 balığın içerisinden umarım en fazla olan vatoz gelir. Çok güzel bir balık çünkü. Ben buradan mesela bu ızgara manto vatozundan kendim almayı düşünüyorum. Ve şeyle değil, gördüğünüz gibi bayram şekeriyle değil, şeytan para kutusuyla, şeytan parasıyla satın alınabiliyor. Aynı şekilde kabak palyaço turtası var. Kabak palyaço turtası da aynı %10'luk etkilerin hepsi toplama için geçerli. Madencilik, sadece madencilik içinmiş, pardon. Sadece madencilik için geçerli. Crit şansı veriyor mu? Yok, crit şansı vermiyor. Çalışırken kazanılan ustalık kazancını arttırır veriyor bir de. Izgara manto vatozu balığı çok güzel ama onun yemeği hakikaten hoş. Burada en fazla herhangi bir nakliye falan yok. Üstünüzde geri dönebiliyorsunuz. Ama şöyle bir olay var. 50 tane balık tutabiliyorsunuz dediğim gibi. Fazlasını tutamıyorsunuz. Hemen parkı açacağım. Burada bakalım başka bize yapmamızı istediği herhangi bir şey var mı? Bu sızmayı gösterdim zaten. Bu nedir? Evet, balık göletinde her gün 50 balık yakalayabilirsin. Ayrıca kabak hediye kutuları, palyaço balığı ve manto tozu yakalayabilirsin. Festival yemekleri yapılabiliyor. Özel etkinlik başarı ödülü kazandırır demiş. Özel etkinlik tarifi. Bu neymiş? Kabak palyaço turtası. Evet. Onu şey yapmadım daha ben. Palyaço balığı tutmadığım için bu yemeği de daha yapamadım. Bu yemekler de sanırım pazarda satılmıyor. Haberiniz olsun. Günlük olarak 50 tane tutmanızı öneriyorum buradan. Her gün yenileniyor zaten. Etkinlik bitene kadar kaç tane ondan tutarsanız kârdır. O şekilde balıklardan yemekleri yapabilirsiniz. Yemek tariflerini öğrendiğim zaman sizinle de paylaşacağım. Ama vatoz yemeği 2 biber 1 bonfile. 2 biber 1 bonfile yok. 2 bonfile, 1 biber, 1 tane de manto vatozuydu sanırım. Dün akşamki yayınımda vardı. Oradan bakarsınız, görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa sorabilirsiniz. Cadılar Bayramı etkinliğimiz de bu kadardı. Ekstrası yok yani. Kabağı her gün kabağı kaçırmayın. Kabağı vurun. 8 kasa atsanız yeterli zaten. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.